Enes Batık, bir esmer olarak okumak istiyorum ki ünlü YouTuber, ünlü yapan da biziz bu arada. Sarışınlar varken esmerlere bakan, evinde Ferrari varken dışarıdaki Tofaş'a bakmak gibi dedi, ortalık karıştı. Esmer olarak kendisine şunu soruyorum, kendi ailesinde, sülalesinde esmer yok mu? Buna reklam verenlerin hepsi sarışın mı? Biz bunu bir yok saysak, hiçbir haberini okumasak, kimse bunun takipçilerinden esmer olan yok mu diye de soruyorum. Ama biz takip ederek para kazandırıyoruz, reklam verdiriyoruz. Bizde de öz eleştiri yaparsak bizde de suç var. Aşağılayıcı bir şey. Yani sadece esmer olduğum için söylemiyorum bunu ama yaptığı benzetme apayrı. Hadsizliğin son raddesi diyelim. Ama buna reklam veriliyor, takip ediliyor. Herhalde bunların hepsi sarışın. Sülalesinde hep sarışınlar var. Bilmiyorum Ali abi, sana bırakıyorum sözü. Aynı tepkiyi ben de veriyorum. Karantinadan kaçtı. Arabası kaza yaptı. Koronayı etrafa yaymak için sokakta dolaştı. Tekrar girdi karantinaya. Hep böyle kötü haberlerle biz burada anıyoruz kendisini. Ama gördüğün gibi o yüzsüzlüğüyle devam ediyor bu sözlerini söylemeye. Enes Batur özelinde, yani Enes Batur özelinde sosyal medyanın şöhret ettiği yetenekli ya da yeteneksiz insanların günün sonunda nasıl karakterler olduklarını net bir şekilde görüyoruz. Ya ben Enes Batur'un çektiği ilk sinema filmini çok başarılı buldum içindeki mesajlarla birlikte. Bunu hakkını teslim eden bir yazı da yazdım. Fakat ikinci filmi sırasında Enes Batur kamuoyunu yanılttı. Bariz bir numara yaptı. Filmdeki evlenme sahnesini sahte bir troll kimlik oluşturarak biz evlendik. İşte şu kadar milyon, 1 milyon takipçim olunca evleneceğim diye söz vermiştim. İşte sözümü yerine getirdim diye bir paylaşım yaptı, video paylaştı. Evet, ben bu yayında magazin noterinde bunun yalan olduğunu, kurgu olduğunu ispatladım. Yani onun fanlarından gelecek tepkilere rağmen. Şimdi insanları bilerek ve isteyerek kandıran, yalan konuşan, yani bunu daha sonra şakaya vuran, espri yaptım diye şakaya vuran bir karakter. Daha sonra ne oldu? Covid'e yakalandı. Karantina altındayken o sisteme verdiği cep telefonunu evde bırakıp kendisi dışarılara gittiği belgelendi. Ve yani filyasyon ekibini ve Türk polisini yalancılıkla suçladı. Ben evdeydim, bu bilgi yalan falan diye. Bunun böyle olmadığı da ortaya çıktı. Ya buna rağmen yani bir milyon, birkaç milyonluk bir otomobille kaza yaptı. Otomobil perte çıktı. Bir hafta sonra yenisini aldı. Demek ki takipçileri ve sosyal medya ona bu parayı şakır şakır kazandırtırıyor. Evet. Ve günün sonunda ne oldu? Günün sonunda geldi, her şeyi parayla satın alan Enes Batur dedi ki esmerlerle sarışınlar varken esmerleri ne diye değerlendirdi? Evinde, elinde Ferrari varken dışarıdaki Tofaş'a bakma. Yani Ferrari nedir? Çok lüks bir otomobil, pahalı bir otomobil. Aşağılıyor. Tofaş nedir? Evet. Yerli, vasat bir otomobil. Yani insanların ten rengi ve saç rengi nedeniyle, insanların değil mi? Kadınların parayla satın alınabilecek araçlar gibi gören bir araba görmesi kadınları zihniyetteki arkadaşa milyonlar takip etmeye devam ediyorsa edecektir nitekim. Bu insanlar buna layıktır. Bitti. Bu primi bizler veriyoruz sonuçta. Onu kimse yok saymıyor. Magazinde, basında, yani işte takipçilerde. Bunu noktaya getirenler arasında esmerler yok mu? Var. Evet. Varlıklarını göstersin, çekilsinler desinler ki bizi nasıl böyle aşağılarsın? İnsanları saç renkleri ve dış görünüşleriyle nasıl böyle sınıflandırırsın? Der mi bu insanlar? Demez.